Matmazel. Çok kokuş. İyi ya. Tam Bihter'in tarzı. Çok ayıp. Aa, ne güzel bir şey bu. Hayatta beğenmez. Bihter Hanım için değil canım, sen bak diye söylüyorum. Önce şu hediye işini halledelim de ben kusur kalayım. E dene 2 dakikada. Üzerinde çok güzel duracağından eminim. Hadi bu akşam giyersin. Yok. Alsam bile bu gece özel bir şey yapmış olmak istemiyorum. Denemeyecek misin? Hayır. Tamam. Burada Bihter Hanım için beğendiğin bir şey var mı? Yok. Tamam, çıkalım o zaman. Boşuna vakit kaybetmeyelim. Başka yerlere bakarız. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hediye seçmek hiç bu kadar sıkıcı olmamıştı. Aa, çok söylendin ama. Tamam, affedersin. Bakalım Behlül ne alacak? Elif'le birlikte alırlar herhalde. Herhalde. Neyse, bu gecenin en cazip olayı Behlül'ün eve gelişi olacak herhalde. Öyle günlerce Elif'te kalması iyi oluyor. Özlüyoruz ama didişmiyoruz hiç değilse. Şurada ileride bir mağaza var. Güzel şeyler var orada. Aradığımızı orada bulacağımızdan eminim. Ne aradığımızı biliyor muyuz ki? Öf Nihal, yürü. Kolay gelsin. Ya hiç de kolay değilmiş vallahi. Bakayım ne yaptın? Kaç gündür uğraşıyorsun, bunu mu yaptın? Daha ne olsun? Peki ne bu? Ya çiçek yapmak istedim ama buraları fazla kaçırmışım. Artık ne çıkarsa bahtına. Kurtarılamayacak gibi değil ama şu kısımlarını çalışırsan bir de şurayı bir yaprak figürü çıkar en azından. Olabilir. Yardım edeyim mi? Hayır. Bu benim hediye. Bihter'e göğsümü gere gere ben yaptım demek istiyorum. Tamam. Sen yapmış olacaksın yine. Ben yardım edeceğim sadece. Tut ellerimi. Öbür tarafta. Bak bırakırsan elim kayar, yanlış yaparım sonra. Tamam mı? Baba, jelatin kalmamış hiç. Vardır kızım, vardır. İyi bak. Bütünkilere baktım, yok. E ara Beşir'i hemen alsın. Daha markettedir nasıl olsa. Çıkmışsa da dönsün bir zahmet. Alo, Beşir neredesin? Ha, jelatin de al, unutma, tamam mı? Manav istediğim çilekleri ayırmış mı, sor. Çilekler ne oldu? Tamammış. Heh. Başka unuttuğunuz bir şey var mı diyor. Nanil ciklet. Yok bir şey, tamam. Bende hiç açılmamış bir kutu var, veririm ben sana.
Teşekkür ederim. Nihayet. Bir işe yaramadığı gibi bir de ayak altında duruyor burada. Nesin konuşma kızım. Çabuk ol, çabuk. Yapıyoruz işte. İki elim var benim de. Pastanın telaşından. Mazur gör. Taze çilek bekliyoruz diye geç kaldı pasta. Yoksa şimdiye çoktan bitmişti. Firdevs Hanım öyle buyurdular. Çilekli beyaz pasta olacak. Yok sevmez miymiş? Sahi o iki dirhem bir çekirdek süslendi nereye gitti? Aman nereye giderse gitsin. Birkaç saatliğine bile evden uzak olsun da. Elleriniz çalışsın elleriniz. Ne çabuk büyüyorsun sen böyle. Epey ağırlaşmış. Normal kilosunda canım. Seyrek görüyorsunuz ya size öyle geliyor. İşlerim yoğun biliyorsunuz. Bizim piyasada rekabet kızıştı. Çok güçlü rakipler var artık. Ben istemez miyim işleri güvenilir birine verip torunumla keyif çıkarmayı? Ama çok çalışmam lazım. Baba sistem etmek için mi çağırdın bizi? Yok. Peyker torunumla vakit geçirmediğimi ima etti. Sebebini açıkladım ben de. Ben bir şey ima etmedim, yanlış anladınız. Lütfen bu konuyu kapatıp şu güzel günün tadını çıkarabilir miyiz? Bir şey daha. Sonra susuyorum söz. Akşam önemli bir görüşmem vardı. Onun için gelemedim. Bir tavır olarak almanızı istemem. Pardon. Alo. Ne oldu, hallettiniz mi? Yanlış yere yollamayın polisleri. Tabii tabii, çok güzel. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi haber galiba. Evet, çok iyi hem de. Ben bir kahve daha içeceğim. Siz bir şey ister misiniz? Su. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Bir kahve, bir su. Tabii efendim. Thank you.